Değerli izleyenlerimiz, iyi akşamlar. Bir Perşembe akşamından daha sizlerle beraber olmaktan memnunuz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Bu akşam gördüğünüz gibi bir kanuni kendisi, kanun sanatçısını ağırlıyoruz programımızda. Kendisi bizim kendi koromuzda hem kanun çalıyor hem de kendisi bir özel bir yerde program da yapıyor efendim. Sevgili Barış Altınbaş, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Evet, programımıza hoş geldin, bizi hoş kırmadın. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Hemen kendimizi bir tanıtarak programımıza girelim. Çünkü tabii, ciddi manada program yapacağız. Tabii. Küçük bir konser yapacağız aslında bu akşam. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Dün akşam ben de bahsedeceğim. Önemli şimdi bir şey, deprem olayından karşılaştık. Canlı yayın, arkadaşlar şey yapmışlar, denk gelmiş ama canlı yayını devam ettirmişler. Ben de programdaydım o saatte, programa devam ettim yani dün akşam. Evet. Efendim, ben Barış Altınbaş. Evet. 1981 Bandırma doğumluyum. Çok küçük yaşlarda müziğe başladım. Çünkü ailem hep müzikle alakalıydı, hep müzikle ilgiliydi. Evet. Evliyim, iki tane oğlum var. Ben Bandırma'yım fakat Ankara'da yıllarca yaşadım. Çanakkale'ye yerleşimde ikinci yılımı bitirdim, artık Çanakkale'deyim. Artık burada ikamet ediyorum. Müziği çok seviyorum. Müzik benim hayatım. Müziksiz olmaz. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, evet, Barış Bey'in de söylediği gibi dün akşam ciddi manada Çanakkale'de Ayvacık merkez üstü olan 5.5-5.6 diyorlar ama böyle bir deprem oldu. Allah beterinden saklasın ama burası bir deprem memleketi. Evet. Ülkemiz zaten bir deprem kuşağında. Onun için buna hazırlıklı olacağız. Cümlemize geçmiş olsun diyoruz. Bize 0549-500-1717 WhatsApp hattından soru, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz efendim. İstekle yaparlar mı bilmiyorum ama bizim kendi bir repertuarımız var. Fakat bilemiyorum tabii, vakit el verirse neden olmasın. O yüzden bize ulaşmanızı istiyoruz efendim. Görüşlerinizi, önerilerinizi, dileklerinizi, taleplerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz efendim. Evet Barış'cığım. Evet. Barış'cığım diyeceğim çünkü hem aynı musikideyiz, evet, aynı korodayız. Evet. Aynı zamanda da benim kardeşim kendisi. Teşekkür ederim. Evet Barış'cığım, diyoruz ki neden kanun enstrümanı? Bir kanun enstrümanı, evet, öğrenmesi zor mudur onu da soracağız. Neden kanun? Bize bahseder misin? Nasıl başladın? Şimdi neden kanun? Çok küçük yaşlarda, zaten dedim ya biraz önce de, aile hep sanatçı. Yani evde birçok müzik enstrümanı var zaten. Kemanı, ritmi, işte hudu, klarnet, aklınıza ne geliyorsa. Fakat hiç unutmuyorum, bir doğum günüydü ama kimin doğum günü bilmiyorum. Amcam var benim, Abdi amcam, Abdi Altınbaş. Bu doğum gününde kanunu da getirmiş. Hani hep birlikte ailece hem meşk edilecek. Ben de o arada kanunu görüyorum. Kanunu istiyorum sürekli çalmak. Yani neredeyse böyle ağlamaklı gibiyim babama. Babama söylüyorum, Allah rahmet eylesin. Babam da amcamdan alıyor, benim kucağıma kanunu veriyor. Amcam çok küçük bir şey gösteriyor bana, 8 yaşındayım. Yani bir çocuğun yapabileceği çok basit bir şey gösteriyor, onu yapıyorum. Biraz daha zorunu gösteriyor, onu yapıyorum. Biraz daha zorunu, onu yapıyorum. Babam diyor ki, tamam diyor, Barış kanunu çalacak.
Bunu da eklemiş olayım. Yani ensürmanı bir kişinin seçmesi önemli. Benimsemesi lazım, sevmesi yani lazım. Bir ebeveyn sen keman çalacaksın, sen klavye çalacaksın dememeli. Çocuk eğer enstrüman çalacaksa kendisi seçmeli. Bu enstrüman da böyle ama aynı zamanda mesela üniversitelerde tercihlerde böyle, evet, okullarda evet, böyle veya kabiliyetlerde. Mesela örnek veriyorum, sen kanunla evet şey yaptın ama seni duvarcı ustası mesela veya evet, sen ille de mühendis olacaksın. Veya sen astronot olacaksın aynen, dememeli. Evet. Aynen. Ve ama enstrümanda da benimsemeli. Tabii. Yani seni bir klarnete zorlasalardı. Yani belki başarılı olamazdım. Mesela. Evet. İşte o şekilde başladım. Ve kanun, bana babam rahmetli özel bir kanun yaptırmış. Çünkü kanun büyük bir enstrüman. 26'lık standarttır ama bunun 24'lüğünü bulamazsınız. 26 ve 25, 24 ne demek? Onu da kısaca hemen anlatayım. Buyurun. Yani kanunda 26 tane ses vardır. Yani R ile başlayıp La ile biter yani. 26 ses. İşte ben küçüküm diye, ha bir şey daha unuttum bu arada. Babam tamam deyip kanunu almak için amcamla falan konuşuyorlar. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Bu arada annem de izliyor. Annem ellerinden öperim. Annem diyor ki ya o yaşlarda da yani yine böyle zayıf bir çocuğum. Evet. Düşünün artık. Ya diyor bu kanun çok büyük enstrüman diyor. Anneler biliyorsunuz hep çocuklar hala kendi bebekmiş gibi görülür. Ya bu kanun çok büyük enstrüman diyor. Nasıl alacak, işte nasıl taşıyacak falan. Babam diyor ki rahmetli yok yok diyor. Bunda başarılı olacağına eminim diyor. Ve kanunla 8-9 yaşlarında başlamış oluyorum. Evet. Ne güzel. İyi ki başlamışsın. Teşekkür ederim. Evet. Barış Bey, değerli izleyenlerimiz, aynı zamanda özel bir yerde haftanın her günü programa çıkıyor. Kendisini ben gittim, izledim. Gerçekten izleyenlere İntepe'de. Evet, İntepe'de gelenlere çok hoş dakikalar geçiriyorlar. Oradan da izleyenler var bizi. O gün de tanıştığımız insanlar bizleri izliyorlar. Evet, kanunla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Başka? Aslında şöyle bir dipnot diyelim, yani önemli diyelim. Kanun Farabi döneminde bulunmuştur. Kanunu bulan da, icat eden de Farabi'dir. Farabi ayrıca matematikçi, felsefeci ve fizikçidir. Evet, evet. Ve kanun enstrümanları ilk icat ettiği zamanlarda şu mandal dediğimiz sistem bu derecede değil. Bu sonradan değişmiş hali. Onda çok küçük küçük böyle çiviler. Yani parmakları çok zorluyormuş. Günümüzde tabii değişiyor bu hale geliyor. Onun yanı sıra tabii öyle çalmak zormuş. Fakat bunu nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyor yine para abi. Çivileri çıkartıyor. Şu mandal dediğimiz olayı yine kendisi buluyor. Ama bu şekilde rahat değil. Çok zor. Şu bemol ve diyezleri yapmak. Ama günümüze kadar da yaşıyor, bu hale geliyor. Yani bulan Farabi, onu eklemek istedim. Gerçekten çok komplike bir şey yani alet. Kanun çalarken şöyle bir şey, hani beyni aynı anda ikiye bölüyorsunuz bir kere kesinlikle. Her enstrümanda olduğu gibi. Kesinlikle hemen yani. Hemen. Bir de ben çalıp söylüyorum. Söylüyorsun, üçe mi bölüyorsun? Yani tabii, çalıp söylemek çünkü çok zor olur. Kimi enstrüman çalar şarkı söyleyemez, evet, kimi söyler çalamaz. İkisini bir arada yapmak bayağı bir... O zaman hadi bir tane daha söyleyelim mi? Girdik bir enstrüman telle. Bir duydum ki unutmuşsun, tabii, yapalım. Selahattin Altınbaşı'nız. Evet. Dedim. Efendim aynı zamanda ondan bahsedeyim Barış'cığım. Tamam. Efendim değerli izleyenlerimiz, Barış Altınbaş aynı zamanda merhum ünlü bestekar Selahattin Altınbaş'ın torunu oluyor kendisi. Tabii ki onun bestelerinden şimdi ilk hemen başlıyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyeceğiz ve buradan merhumu da yad etmiş yani olacağız. İyi ki bestelemişler. Buyurun efendim. Yaşlara
yazık olmuş o gözlerden sana kan yaşlarım. Birlikte. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Aşk değil yalan imiş, acırım heder olan o en güzel yılları. Demek ki senin için aşk değil yalan imiş, acırım heder olan o en güzel yılları. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne güzel oldu. Evet. Ben de katılıyorum yani böyle. Yani çok hoş oluyor lütfen. Evet, haddim olmayarak. Estağfurullah. Evet, az önce dedemizden bahsettik, Selahattin Altınbaş'tan. Evet. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Dedenizle karşılaşabildiniz mi? Tabii ben o konuda kendimi şanslı hissediyorum. Yani onun dönemi yaşayabildim. Vefat edildi yaklaşık 14 yıl falan oluyor. Kendisi uç sanatçısıydı. Fakat yıllarca TRT Ankara Radyosu'nun şefiydi. Şef olarak görev yapıyordu. Tabii birçok yetiştirdiği önemli isimler var. Ders verdiği, hocalık ettiği önemli isimler var. Ben de şükürler olsun biraz ucundan kıyısından ne bir şeyler ne güzel. Yakaladım. Ne güzel. Hayattayken çok karşılaştınız mı? Tabii tabii. Tamam, çok güzel. Dedim ya 14 yıl önce falan vefatı. Ya dedim ilk başta söylediğim gibi bizim aile hep müzik. Dedem de şu an hep, babam da olsun Allah rahmet eylesin hep şu vardı. Bir araya geldikleri bir zaman müzik konuşulur. Yani, hep müzik sohbetleri. Otomatikman. Başka bir sohbet yok. Şimdi bu konuda ben ne durumdayım? Çok şanslı durumdayım. Evet. Ama dediğim gibi dedem çok önemli bir müziğe önemli şeyler katmış. Eserler katmıştır. İşte birçok yaptığı eserlerin dışında enstrümantal yaptığı eserler de vardır. Aslında mümkün olsa da sadece mesela onun eserlerini sadece meşk yapabildiğimiz böyle yani, değil mi? Evet, bir çünkü program 70 olsun. Küsür TRT'de eseri var. 70'i geçmiş küsür. Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Amin amin. Cem cümlesin. Evet. Bu şekilde yani. Evet. Bizim Ton TV'mizin gülü, sabahların neşesi Senem Hanım. Tanışıyorsunuz herhalde Senem İnan evet, evet. Hanımefendi. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Ellerine sağlık. Harikasınız. Kendisini dinlemeye gidiyoruz zaman zaman. Evet. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz Senem Hanım. Bizleri şu anda dinlediğiniz için zaten Barış'ı dinliyor musunuz? Ogün Bey'in. Evet, Ogün Bey'le beraber. Evet. Onu da duyduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum evet, ben. Buradan kendilerine selamlar, saygılar. Selam, tüm izleyenlerimize. Herkese. Yine bir şey yapabiliriz mesela bakalım. Yazar yani, mı?
eser yapabiliriz. Hani çok sizi dinlesinler istiyorum. Aa, biraz daha müzik ağırlıklı olsun diyorsunuz. Tabii tabii. Tamam. Yani zaten programımız kültür, sanat ve insan olduğu için isterseniz bir Fikrimin ince gülü tabii. yapabiliriz. Fanteziden bir örnek. Ben de katılayım size. Tabii. Tamam. Senem Hanım bu şarkı benim şarkımdı diyor. Teşekkür ediyor ayrıca. Onu da söylemiş olayım. Ne güzel böyle meşk edebilmek. Evet. İnsanların huzurlu dakikalar geçirmesini evet. sağlamak. O gün izledim ben seni. Evet. Gerçekten insanlara tabii onlar oraya geliyorlar. Belki yemek yemek için, dinlenmek için, bir uzaklaşmak evet. için stresten. Ama sen de onlara ayrı bir konsept tabii. yapıyorsun. Ben senin konseptini beğendim. Yani özelleştirmiş zor, hissediyorum. Çok, kolay çok. Da değil. Yani aslında evet. bakarsanız 3-4 kişinin yaptığı işi. Aynen. Siz de gördüğünüz o Aynen. derece. Yani dikkat etmek gerekiyor. Hareketliyse hareketli eğilmek gerekiyor. Duygusallığı hepsini yapmaya çalışıyorum. Elimin geldiğince evet. dilimin döndüğünce ama herkes çok memnun. Şükürler olsun. Evet. Değerli izleyenlerimiz Barış Altınbaş dediğim gibi her hafta haftanın her evet. günü bir program yapıyor. Fakat değişik bir konsept. Yani oturup da evet. çalıp herkes dinliyor sahne, değil. Sahne programı. Sahne programı değil. Ve bütün masalara gidiyor. Masalarla hem sohbet ediyorsun, evet. o evet. dikkatimi çekti. Hem sohbet ediyor. Bu da enteresan bir kültür efendim. Yani yani bir de şeyin değişik bir kültür olduğu için yani, bundan tabii. da bahsetmek istiyorum. Bütün gelenlerin hem isteklerini hem onlarla muhabbet etme. Tabii. Belki de oradaki 5 dakika o masalarda yaptığın sohbeti, muhabbet tabii. o insanlara değişik bir haz veriyor. Değişik bir Kesinlikle. Deşarj oluyordur. Ondan da bahsetmiş olayım. Çok güzel oldu evet. Fikrimin ince gülü. Ne şarkılar yazılmış değil mi? Yani, ne besteler tabii, yapılmış. Yani işte, ben yaşanmışlık bir, işte yani. Evet, ben de bir şairim falan diyorum ama kendime değerli izleyenlerimiz vallahi bu sözleri duyunca kendimden de bazen utanmıyor da değilim yani. Şair deyince aklıma Şeyh Galip bilirsiniz. Evet. Önemli evet. şairdir. Hiç aklımda kalan önemli bir cümleyle şunu anlatmış. Demiş ki yani diyorlar ki ona şey Kalibe öyle bir şey bir cümle kurun ki
ne kadar zor bir aşk için ne kadar zor bir yolculuk yapılması adına. Hmm. Yani aşkın için öyle bir zor bir yolculuk yapacaksın lütfen bunu bize bir cümleyle diyor. Anladın? Şey Galip yazdı şu tek cümleyle. Diyor mumlardan yapılmış bir gemi. Ve bu gemiyi ateş denizinde yüzdürerek geçirmek. O ne güçlü bir şey ya. Yani tüylerim diken diken oldu şu anda. Evet. Yani işte önemli şairlerimiz, şuna da değinmek istiyorum. İşte sanatçılarda bir önemli bir payı var, imgeler var. İşte o imgeleri kullanabilen özel, yani onlar özel, evet. Yani herkes sanatçı önemli olamaz. Önemli bir pay o imgeleri, evet, kullanmasını biliyorsun. Eklemek istedim, özür dilerim. Yok, çok güzel oldu. Çok kıskandım diyor Barış'ı diyor Senem Hanım. Teşekkür ederim. Ben Gelibolu'dan Murat Sezgin. Tanıyor musunuz? Tanıyamadım. Değerli kardeşim Barış'ı ve programınızı zevkle izliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Barış her zamanki beyefendi tarzı, temiz ve güzel icrası ile gecemize renk katıyor. Gelibolu'dan selam ve saygılar. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ben de saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için ve izlettirdiğiniz için. Buradan her yere selam söylüyoruz. Özellikle Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, evet, Malatya, Kütahya, Manisa, İstanbul söyledim, İzmir, yurt dışından Almanya, özellikle Hollanda ve Avustralya. Buradan özellikle hasreten selam söylüyoruz efendim. Tabii dedemizden bahsettik. Bir de babamızdan, evet, İbrahim Bey'den bahsedelim, evet, biraz. Evet. O da bir büyük bir ihtimal değil, tabii, mi? Şeydi, iyi bir sanatçıydı. Babam Allah rahmet eylesin 5 yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı keman sanatçısı, devlet sanatçısıydı. Oradan emekli oldu zaten. Zaten biz de o yüzden hani büyük Ankara'ya yerleşmemiz dedemden babamdan dolayı, memleketimizi bandırmaya. Ondan işi gereği Ankara'da yıllarca... Ankara'da bir karşılaşamadık Barış ya. Evet, 14 yıl Ankara'daydım. Sizde, evet. Bir karşılaşsaydık çok güzel olurdu. Siz emeklilik? Emekli oldum ama çok önce çalıştım ben. Anladım, evet, anladım. İşte babam da keman sanatçısı. Fakat şunu eklemek istiyorum. Yani bu başarımın en büyük yani nedeni babamdır. Çünkü Allah rahmet etsin. Benimle çok, yani abimle de öyle. Buradan abime de, anneme de hepsine selamlarımı gönderiyorum. Yani bir müzik yerde, bir yerde program yapıyor. Beni götürebileceği yere hep götürürdü küçük yaşlarında. Hani bir şeyler öğreneyim, bir şeyler kapayım diye. Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok küçük yaşlarda defalarca gitmişimdir. Babam beni götürmüştür. Yani onları almak çocuk yaşta çok önemli şeyler. Programı yerlere dediğim gibi götürüyordu. Orada birçok şeyi öğreniyorsun zaten. O havayı soluyorsun. Tabii, teneffüs ediyorsun. O bir çok ciddi bir tecrübe tabii yani, ki. İşte benim de iki tane evladım var. Biz de babam beni nasıl yetiştirdiyse... Ben de Allah'ın izniyle onları öyle yetiştirmek istiyorum. Savaş inşallah. Zaten keman çalıyor. Savaş, evet. Yeni yeni de piyanoya da başladı. Aa ne, evet, güzel. Piyano dersleri de alıyor. Barış Bey'in büyük oğlu, büyük değil mi Savaş? Evet. Bir de kendisi şu anda stüdyomuz efendim. O da kendisi keman çalıyor. Piyano. Evet. Küçük kaç yaşında? Küçük oğlum da 5 yaşına girdi. Okyanus. Maşallah. İsmi. Okyanus. Evet. Çok enteresan bir isim. O da el sallar mısın baba demişti bana. Bir el sallayalım. Okyanus merhaba. O da, onu da söyleyeceğim. O da şimdiden melodika'ya başladı. Üflemeli bir enstrüman, bilirsiniz melodika'yı. Çok güzel, evet. Ha, büyük ihtimal ben de o herhalde üflemeli bir enstrüman seçecek artık. Yan flüt mü, klarnet de bilmiyorum. İşte ailede bu genetiklik var ya. Eğer onu da başlarsa klarnet falan. Keman, klarnet olursa, evet. Kanun, ben ekip kurdum. Güzel bir ekip var, evet. Beni de alırsınız, ben de inşallah, size inşallah solistlik yaparım. İnşallah, inşallah. Allah günleri gösterir inşallah. Evet. Babamızdan bahsediyorduk. Evet, babam dediğim gibi benle çok ilgilendi. Yani babamın bir de şu özelliği vardır hani. Bütün müzisyen camiasındaki bizi tanıyanlar, babamı tanıyanlar bilir. İnanılmaz nazariyat bilgisi vardı babamın rahmetli. Yani çünkü nazariyat biliyorsunuz müziğin temellerinden biri. Yani inanılmaz nazariyat bilgisi vardı. Ve inanılmaz anlatma, örnek verme, yani kafaya yerleştirme sistemi vardı babamda. Onun çok programlara katıldım. İşte abimi yetiştiren, yani bizleri yetiştiren babamdır. Yani babam Allah rahmet eylesin, o da özel bir insan. Yani sanatta bütün büyük sanatçılara eşlik etmiş biri. Ne güzel. Maestro olarak işte Bülent Ersoy, Emel Sayın, işte Zeki Müren. Çok güzel. Yani birçok sanatçıya maestroluk yapmış bir sanatçıdır rahmet eylesin. Yani maestroluk da zor bir iş zaten. Tabii. Yani maestroluk kolay bir iş değil. Yani dediğim gibi
birçok sanatçıya öyle maestroluk yapmak, birçok yerde bulunmak kolay değil. Sen onlara hiç katılabildin mi? Hani büyük sanatçıların olduğu yerlerde, konserlerde, ya ben, programlarda. Tabii ben de katılıyordum. Yani babam götürüyordu çünkü. Yani izliyordum genelde ama bu dediğim çok çok önce. Ben daha küçükken hani işte Zeki Müren'lere eşlik ettiği ben daha belki yokken yani o zamanlarda. Yani kendisi de büyük bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Buradan gani gani rahmet gönderelim. Evet, Allah rahmet eylesin. İyi ki yetiştirmişler sizleri. Bir de anne tarafından bahsedelim. Baba tarafından, dededen bahsettik. Tamam. Babadan bahsettik. Anne tarafı da Bandırmalı. Evet, oradan babam da, bahsedelim. Annem de Bandırmalı. Anne tarafım da çok önemlidir bu. Anne tarafım da sanatçı. Annemin kızlık soy ismi Günder'dir. Ve Günder'lerde de önemli sanatçılar vardır. Yani ailemiz hem anne hem baba iki taraftan bayağı bir genetikler bayağı bir tam oluşmuş gibi. Şimdi Günderler dedim ya annemin tarafı da biz Bandırmalıyız aslında memleketimiz Bandırmalı. Birçok önemli kişiler yetişmiştir oradan. Mesela Saffet Günder vardır. Klarnet ustadır. Yıllar önce Bandırmalı Günder'dir. Rahmetli annemin babası Ali Günder inanılmaz bir keman, inanılmaz bir maestro'ydu. Bunun yanı sıra işte Bandırma'da yetişen birçok önemli isimli arkadaşları var. Mesela Rubat'a ekibini hepiniz biliyoruz. Rubatlıların hepsi Bandırmalıdır. Ne güzel. Ve hepsinde bir aile dostumuz, akrabamız vardır. Evet. Aslında onları da bir gün davet edebiliriz yani burada. İnşallah, ne güzel. Bir meş yaparız aynı zamanda. Var mı anne tarafından daha bahsetmek istediğimiz? Anne tarafı Bandırmalı. Ya ben şu önemli olan şu zaten. Yani iki tarafta sanatçı olması, iki ailenin de sanatçı olması benim için büyük bir şans. Çok, çok güzel. Ama ben de devam ettirebiliyorum Allah'ın izniyle şükürler. Ne güzel. Ankara'dan bir değerli dostumuz diyor ki, sen de bizim gönlümüzün sanatçısın İsmail abi diyor. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Buradan Ankara'ya ve tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Eksik olmayın efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Barış'cığım, müzik yapalım. Devam. Konuşuyoruz, muhabbet tamam. ediyoruz ama biraz evet. da ellerimiz ve dillerimiz evet. çalışsın. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Evet, evet, arkadan da bir şey daha bağlayabiliriz. Dedemin bir eserini daha bağlayalım. Rahmetli merhum Selahattin arkasından Bey. Arkasından bir ufak bir taksim yaparım, öyle geçiş yaparız. Çok güzel olur, var vaktimiz. Tamam. Sen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdim siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, sevginle ateş olur, dolarım
nefes olurum. Gülüş susuz sil, aşksız bırakma. Gülüş susuz sil, aşksız bırakma. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, seni alkışlamak, dinlemek büyük bir zevk. Çok sağ olun. Ve Barış'ım, gerçekten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir şey geldi aklıma. Ankara'da böyle hiç sanatçılarla böyle enteresan bir anın oldu mu? Bir hiç bana anlattığın mı? Evet, bir Müslüm Gürses olayı vardı. Evet. Yani bir daha dinlemekten zevk alırım. Tamam, hem de izleyenlerimize de paylaşmış olalım. Şimdi ben dediğim gibi çok küçük yaşlarda, 8-9 yaşlarında başladım kanuna. Fakat hızlı ilerliyorum. Çok çabuk öneriyorum çünkü çok seviyorum. 15-16 yaşlarına geldiğimde zaten bayağı bir iyi bir şekilde kanun çalıyorum. O anda hep arkadaşlarla çalışırken, kendi arkadaşlarımla keman işte bir araya geliyoruz, klarnet, ritim. Çok da şeyi dinlerdik, sanat müziği çalışmamızın dışında. Çok da Müslüm Gürses'i dinlerdik. Yani Müslüm Gürses'in hayranı. Müslüm Gürses'i yani. Allah rahmet eylesin. İşte hiç unutmuyorum, Tanju Durak var. Ona da selamlarımı göndereyim. O da kanun üstadıdır. Müslüm Gürses Ankara'ya geldiğinde ekibiyle geliyor. Fakat kanun olarak Ankara'da Tanju Durak abimiz ona eşlik ediyor. Bir gün bana geldi, ben dedi Müslüm Gürses gelmiş, sahne alacaklar Ankara'da. Ben dedi İstanbul'a işim çıktı Barış'ım. Ben dedi sana güveniyorum. Müslüm'e dedi sen eşlik edeceksin bu akşam. Daha onu söyler söylemez beni bir heyecan aldı tabii. Şimdi düşünün, 16 yaşında bir çocuksunuz ve ona hayransınız. Hayran olacağınız kişiye eşlik edeceksiniz. Ve büyük bir imkan aslında yani, aynı zamanda da. Ondan sonra şimdi Tanju Hoca abim bana diyor ki hocam işte Barış diyor şu kadar ücret alacaksın falan. Ben onda değilim ki. Ben istemiyorum. Ben dedim ki Tanju abi ben yapabilecek miyim? Ben sana güveniyorum yaparsın dedi. Neyse program yerine gittim ben. Oradaki maestro arkadaşla tanıştık. Ben tabii çocukum. Müslüm Gürses dedi ki kulisteyken bu çocuk mu çalacak eşlik edecek dedi. Şimdi o maestrosuna. O maestrosu da zaten Tanju abiyi tanıyor. Dedi biz kardeşimize güveniriz merak etmeyin hocam dedi. Neyse biz sahneye çıktık. Benim elim ayağım titriyor tabii ama çalıyorum. Yani bayağı güzel eşlik ettim. Hiç unutmadığım anı budur zaten. Ondan sonra bana hiç unutmadığım tekrar bir taksim vermişti bana. Hadi Hicaz taksimini sen yap bakalım demişti. Anons etmişti böyle. Gerçekten de ben kendimi verdim. Güzel bir kanun taksimini yaptım. Hatırlıyorum çünkü hiç unutmuyorum. Bana alkış falan alırdı seyircilerden. Ne güzel. Yani bunu yaşadım. Bu müzik hayatımda unutamadığım anılardan biridir ve en önemlilerinden birisidir yani. Yani daha sonra eşlik ettim. Daha sonra görüşme imkanı oldu mu? Daha sonra tabii TRT'ye geldiğinde ama normal çalışma değildi. Hani mesela yılbaşı çekimleri oluyor biliyorsunuz. Bayram çekimleri oluyor TRT'de veya biz o çekimlere katıldık. O zamanlarda hep görüşmüş olduk. Daha sonra ben kendim işte okul hayatı, iş hayatı derken kendim başka yönlerde devam ettim. Ama Müslüm Gürses'le o anımı hiç unutmuyorum. Yani çok önemli bir anıydı yani. Düşünebiliyor musunuz? Bu işi yapıyorsunuz ve hayran olduğunuz bir kişiye eşlik ediyorsunuz. Çok önemli, çok yani, güzel. Evet, ne güzel. Olsun. O da önemliydi benim için. Evet. tabii ara sıra gelen mesajları da okuyorum. Tamam. Yusuf Sezgin Bey bir mesaj göndermişler. Evet. Barış kardeşimiz İl Turizm Kültür Müdürlüğü korosunda birlikte müzik yaptığımız çok değerli bir müzisyen arkadaşımız. Evet. Biz onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. De mutluyuz efendim. Evet. Bundan sonraki hayatında ve müzik yaşamında başarılar diliyorum diyor. Güzel temenniler. Teşekkür ederim. Hoş temenniler. Kendisinde güzel bir yorumu vardır ayrıca. Öyle mi? Evet. Kendine has bir yorumu vardır. Dinleyelim. Feryat Aydemir diye birisi, bir kardeşimiz mesaj yazmışlar. Hayırlı akşamlar. Sizi Çanakkale Bayramış'tan izlemekteyiz. Bayramış'a selam olsun selam buradan. Çok teşekkür ederiz. Size sonsuz sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bayramış'ta jandarma subayı olarak görev yapıyorum. İsmail abiden, Orhan Gencebay'dan Sen Hayatsın, Ben Ömür şarkısını canımdan belki çok sevdiğim ve evlenmek istediğim Seher'ime armağan ediyorum diyor. Oo. Abi bir de çok sevdiğim belirtirsen çok sevinirim. Aman ya Rabbi. Buradan bir ilan-ı aşk var. Allah sevenleri kavuştursun efendim. Amin. Buradan dua ediyoruz. Temennilerimiz o. Her şey için tekrar sizlere teşekkür ediyoruz diyor. Canı gönülden başarınızı diliyoruz diyoruz. Ne istemiş kardeşimiz?
Ömür, ben Ömür şarkısını canımdan belki çok sevdim diyor. Nasıl bir şarkı? Bilmiyorum. Hiç de girmedik böyle bir şey mi? Evet. Orhan Gencebay'dan. Sen hayatsın, ben ömür. Bir hatırlayamadım. Evet. Biraz sonra batan güneş yapacağız. Akşam onu, güneşini okuyacağız. Evet. Akşam güneşi. Onu armağan etmiş. Onu armağan edeceğiz biraz sonra Orhan, efendim. Orhan Gencebay. İnşallah. Çünkü. İnşallah. Evet. Bir mesaj daha okuyalım. Tamam. Kepez'den garibana, hani o bırakıp giderken beni birlikte söyleyelim mi diyor. Reda bu sesini. Evet, Reda bu sesini. Bir tane daha okuyayım hemen. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sakarya'dan selamlar. Severek izliyoruz. Sakarya'ya buradan selam olsun. Bizleri izliyorlar. Hiç kaçırmıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yönetmenim, ne kadar vaktimiz var? Var değil mi? Biraz. Evet, devam edebiliriz. Kanun öğrenmenin süresini soruyor bir izleyicimiz. Ne kadar zamanda öğrenilebilir diyor. Zannediyorum özel dersler evet, de veriyorsun evet, Barış kardeşim. Şimdi aslında kanun öğrenmenin bir süresi yok. Nasıl yok derseniz, şimdi karşıdaki taraf önce şunu söyleyeyim. Bir kanun dersi, bir eğitim olarak bütün hocalar da bunu yapar. Önce kulak sağlamlığına bakılır. O ne demek? Yani o kulak sağlamlığında nasıl ölçülür? Mesela nasıl, onu da göstereyim. Mesela bir ses verirsin öğrenciye. Bu sesi ver bakalım dersin. Bir ses verirsin, bu sesi ver bakalım. Bunu kendince de şöyle yapabilir. Mesela dinlediği bir şeyi, bir şarkıyı, kendini test etmek istiyorsa kulak olarak. Dinlediği bir şarkıyı hiç sesi, aynı ses bozmadan devam ediyorsa kulağı sağlam demektir. Ama biz ölçümleri genelde bu şekilde yapıyoruz. İkincisi de önemli olan şey ritim sağlamlığı. Ritim müzikte çok önemli rolü vardır. Ritmi kaçırmamak. Kesinlikle. Evet. Yani ritim eğer olmuyorsa kendi kafana göre mutfakta, dağda, bayırda söylüyormuş gibi. Öyle olmaz. O şekilde olur ama. Eğer sahneye çıkılacaksa, tabii, söylenecekse. Kesinlikle. Bir, kulak sağlamlığı. Kulak. İki, ritim sağlamlığı. Bunlar özel ana maddeler. Şimdi dediğim gibi kanun öğrenmenin bir süresi yok. Neden bunlardan bahsettim? Eğer karşı tarafta bu kulak sağlamlığı ve ritim sağlamlığı varsa bir öğrencide, o daha çabuk hızlı öğrenir ve daha çabuk hızlı ilerler. Yani 1-0 öndedir gibi. Evet. Eğer onda o kabiliyet, yetenek varsa süre yok dediğim gibi. Yani bir yıl içinde de bayağı ilerleyebilir. 5 ay içinde de ilerleyebilir. Ama kanun şöyle bir şey. Ben özellikle pratiğini de gösteriyorum. Yani pratik çok önemli çünkü kanunda. Aceletiler. Mesela kanun çalanlar nadirdir. Yani iki parmak kullanır. Ama on parmak kullanamadı. Bu farkındaysan on parmak mı kullanıyor? Ben evet, benim dikkatimi çekti. Yani hem şarkı melodisini yapıyorum, armonisini yapıyorum, altyapısını yapıyorum. Bunları gösteriyorum. Yani bir süresi yok. Eğer kabiliyetin varsa çok çabuk hızlı ilerler. Ha şunu da ekleyeyim. Yani ya ben istiyorum, heves ettim, bırak. Bu da olmaz. Eğer gerçekten isteyip devam edecekse, yani çünkü müzik öyle bırakıldığı zaman kesinlikle unutulan bir, her enstrüman için geçerlidir. Şarkı söylemek için de geçerli. Aslında her şey için geçerli. Evet, yani yabancı dil, yabancı lisan kesinlikle, için geçerli. Kur'an için önemli. Yani. Enstrüman evet. Çalmak için önemli. Ne zaman bırakırsanız. Tabii. Evet. Yani dediğim gibi süreklilik çok sürekli olacak yani. Sürekli çalışacak. Belli bir süresi yok dediğim gibi. Kendi sürekli isteyecek, vazgeçmeyecek. Verilen dersleri hemen bir dahaki derste yapacak. Sürekli müzik dinleyecek. Sadece kanun enstrümanı mesela çalan sadece kanun enstrümanı dinlesin demiyorum ki. Yani bu çok önemli. Ut dinleyebilir, tambur dinleyebilir, cümbüş dinleyebilir. Yani telli enstrümanların hepsinden bir şeyler kapabilir. Sadece kanun dinlemesi önemli değil. Ama çok dinlemesi. Ve eğer eğitime başladıysa, yani başlayacaksa, kanun da biraz pahalı bir enstrüman. Eğer gerçekten kanun ders verecek kişi önce evet sen bunu yapabilirsin derse, daha sonra kanun kendini alsın. Yani kanun, yani her enstrümanın kendine göre zorluğu var tabii ki. Ama kanun biraz teferruat isteyen enstrüman. Zaman ayırmak, gün ayırmak. Tabii ilk görünüşte yani çok zor gibi görünüyor. Tabii. Evet, herkes aslında o konuda çünkü enstrümanın, büyük bir enstrüman. İşte birçok öğrencim zaten diyordu hani, ya hocam burada bir sürü şeyler var, nasıl aynı anda nasıl evet yani, hem işte akort, çalarken buna göre akort aleti, tek tek akordu var, 74 tane tel var çünkü. Zor diye bir şey yoktur isteyince. Önce onu söyleyeyim. Evet. Dedim ya, istemek önemli. Eğer siz isterseniz, ben yapacağım derseniz zor diye bir şey yoktur. Tabii ki kanun enstrümanı zor. Ama başladık, ilerledikten sonra çalışmaya, çalışmanıza devam ettikten sonra başaramayacaksınız diye bir şey yok.
Yani tekrarlıyorum, istemek yani sürekli olmak. Yani inatçı olmak bu konuda. Hani başka konularda inatçı olmayın ama müzik konusunda eğer girecekseniz kanun öğrenmeye ya da başka bir enstrüman ya da şarkı söyleme hepsi için geçerli. İnatçı olun diyorum ben. İnat edin. Aslında evet çok güzel bir şeye değindin. Değerli izleyenlerimiz, Allah inat damarını insanlara Barış kardeşimizin dediği gibi böyle müspet şeylerde inat edelim, evet, ısrar edelim, evet, sebat edelim, sabredelim diye evet vermiştir. Evet. Yoksa birbirimize inat edelim değil mi? Aynen. Yani şirketler birbirine inat etsin, aynen, insanlar birbirine inat etsin, trip yapsın, handikap yapsın diye değil. Değil. Evet, inat damarını, aslında inatla birçok şey başarılabilir. Evet. Azimle. Tabii. Ki bu bir azmin tabii zaferidir. Tabii, tabii. Çok yani güzel. Yıllardan beri. Evet. Yani söyleyeceğim bunlar, yani iki şeyi söyledim. Kulak ve ritim, kulak sağlamlığı. Ve yani ritim. Israrcı olmak. Bu konuda inatçı olmak. Yani tekrarlıyorum, her enstrüman geçerli. Ve başlayınca ya ben bıraktım ya olmuyor demesinler yani. Demesinler. İnat etsinler. Değerli yönetmenim, bir şarkıyla çıkacağız programdan. Bir 4-5 dakikamız mı var? Ne, nasıl? Evet. Bir şarkıyla çıkalım. Tamam. Peki. Değerli izleyenlerimiz, bir şarkı ile birinci bölümü bitireceğiz efendim. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ne kadar güzel. Dilimi bağlasalar ile normalde hızlı gidiyoruz biliyor musunuz? İlk defa ben program akış süreme uyuyorum ve ileri gidiyorum. Daha sonra bir şey yaparız ama bununla bitirelim. Dilimi bağlasalar ile birinci bölümü bitirelim. Hiç adını gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü elimi bağlasalar tutmasam ellerini silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Karartsalar unutmam için seni, büyüler yaptırsalar sevmemem için seni, gurbete gönderseler kan doldursa içimi, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni, ne aşkını ne seni, ne aşkını ne seni. Aşk ve Çanakkale. Aşk ve Çanakkale. Aşk ve Çanakkale.
Aşkla Çanakkale. Aşkla Çanakkale. Aşkla Çanakkale. Aşkla Çanakkale. Aşkla Çanakkale. Aşkla Çanakkale. Aşk için Çanakkale. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor. En sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz. Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Artı Yerel Medya platformu 23 yerel medya kanalıyla tüm dünyadaki Smart TV'lerde. Kocaeli TV 41. Eskişehir Kanal 26. Aydın TV'den. Antalya Kanal V. Adana TV A. Kayseri 38 Kent TV. Batı Karadeniz BR TV. Denizli Deha TV, Aksaray Kanal 68, İstanbul Yaşam TV, Adana Metro RTV, Çanakkale Ton TV, Malatya Er TV, Adıyaman Mercan TV, Osmaniye ORT TV, İstanbul Full TV, Tokat Kanal 60, Bursa, Bursa TV. Sivas, Vizyon 58. Adana, Adana TV. İstanbul, Rumeli TV. İzmir, Günaydın TV. Elazığ, Kanal 23. Tüm dünyadaki LG Smart TV'lerde, Samsung Smart TV'lerde, Sony Smart TV'lerde, Vestel Smart TV'lerde izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en iyi 23 yerel kanalı artık tüm dünyada tek tuşla evlerinize misafir olacak. Artı Yerel Medya. Nuray Hanım'ın ağız kuruluğu şikayeti vardı. Yaptığımız tetkikler diyabet hastası olduğunu doğruladı. Erkenden tespit ettik. Dursun Bey'in fazla kilolarına bağlı terleme ve yorgunluk şikayetleri vardı. Gerekli uyarıları erkenden yaptık. Hamdi Bey, geceleri sık sık idrara çıktığını, idrar yaparken zorlandığını söyledi. Prostat bezinde büyüme tespit ettik. Erkenden önlem aldı. Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için aile hekiminizi erken tanıyın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır. Havada berbat bir sigara kokusu var. Sağlığımızı tehdit eden riskler sizin ve sevdiklerinizin dört bir yanını sarmış. Ortak yaşam alanlarında ölüm adeta kol geziyor. Pasif içicilik, kanser ve diğer pek çok ölümcül hastalığa neden olur. Bu işte bir yanlışlık var ve bu yanlışlığın kanunlarımızda cezası var. Sessiz kalmayın. Yasalara aykırı tütün kullanımını 184 Sağlık Bakanlığı iletişim hattına bildirin. Tek tuşla yasa ihlalini bildirmek için yeşil dedektör. Yeşil. Gibi dalgalar ile ben boğuşuyorum. Rüzgara kapılmış bir sandal gibi bir sağa bir sola savruluyorum. İşte ben burada bu hallerdeyim. Artık sensizliğin son demindeyim. Bak ömrüm geçiyor, son nefesteyim. Haydi gel dön artık, can veriyorum. İçimde sensizlik fırtınası var. Önünde savrulup sürünüyorum. Vurgun aşk zinciri iki elime, yavaş yavaş ölüp can veriyorum. İşte ben burada bu hallerdeyim. Artık sensizliğin son demindeyim. Bak ömrüm geçiyor, son nefesteyim. Haydi gel dön artık. Can veriyorum. Teşekkür ederim Barış kardeşim. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Efendim tekrar ikinci bölümde beraberiz. Hemen bir mesaj okumayla başlayacağım. Sakarya'dan kızım Zikra Büşra Aydın kendisi hayırlı akşamlar diliyor ve güzel bir program olmasını diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki diğer kızıma ve diğer İstanbul'daki kızıma da
Ve bütün kızlarımıza da, bütün kız babalarına da buradan selamlar olsun efendim, eksik olmasınlar. Hep bir tabir vardır. Kız olsun da çamurdan olsun. Ben bunu çok yaşıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah onların eksikliğini vermesin. Amin. Acılarını göstermesinler. Kendilerine de başarılar diliyorum. Barış kardeşim çok güzeldi. Teşekkür ederim. Fantezide yapabiliyoruz yani. Evet, verdik. Çok güzel. Çok güzel bir sözleri de müziği güzel bir şarkı. Kibare de seslendirmişti bunu. Aynen. Tabii ben demin dedim ya, kanun çalmak gerçekten zor gibi görünüyor. Sen de aslında küçüklükten bahsettin ama Evet. Kanun çalarken zorlandın mı hiç? Hani ileride de zorlandın mı? Onu sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey, zorlandın mı derken şu, tabii ki.